Yaxşı mısın da? Yaxşı mısın da? Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xo'p, bugün İslam dini asoslariga ko'ra fiqhning samaralari to'g'risida gaplashamiz. Fiqhning samaralari. Fiqh nima uchun ahamiyatli maydon ekanligi to'g'risida suhbatlashamiz. İslam dinining asl manbasi Qur'oni Karim va hadisi sharif. To'g'rimi? Payg'ambar alayhi salatu vasallam vahiy u kishiga nozil bo'lar ekan, dastlab o'sha Qur'onni odamlarga tushuntirish bilan vazifalandilar. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dedi Alloh taolo. Ya'ni odamlarga sizga nozil qilingan, ularga nozil qilingan narsani bayon qilib berasiz. Bayon o'zi asli fiqh shu, tushuntirib berish. Hadis sharifda payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'zlari ham aytdilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din" dedilar. Allah kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. O'zi fiqh nima? Fiqhni biz odatda islom bilan shunaqa mikit qo'yasan, eshing. İslam bilan yaqindan tanishar ekanmiz, fiqh deganda odatda o'sha fiqhiy hukmlar, muxtasaral viqoya, quduriy masalalari, shunga o'xshagan narsalar bilan chegaralanib qolganmiz. Aslida fiqh biz o'ylagandan ko'ra kengroq. Fiqhni kuchi, quvvati to'g'risida ulamolarimiz qadimda juda katta e'tibor qilishgan. Imom Buxoriyni sahih to'plamlarida alohida bob bor. Alohida bob bor. O'sha bobning nomi fiqhning samarasi va xuftondan keyingi yaxshilik deb nomlanadi. O'shanda bir hadis keltirganlar, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu xufton namozini o'qigandan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhuni oldiga boradilar. "Nima kelding?" desalar, "Bu gaplashib o'tirgani keldim" deganlar. "Hozirgi soat, hozirgi vaqtda-ya, kech bo'ldi" deganlarida, "Axir fiqhni gaplashamiz" deganlar. "Ha, bo'lmasa o'tir" deb o'tirib, hamma ishni tashab qo'yib, fiqhni gaplashganlar. Uzun kecha gaplashganlar. Hatto odamlar kelib namoz, namoz deyishgan. Shunda Hazrati Umar aytganlarki, "Inna fis-sala" deganlar. Biz namozda o'tiribmiz deganlar. Fiqhni ahamiyatini sahobalar shunaqa anglaganki, Payg'ambar alayhi salatu vasallam dunyodan o'tishlari arafasida 10 yil ichida fiqhning haykalini, shamoyilini tuzishgan sahobalar. 10 yil ichida. Keyin 3 asr, 3 asr sahobalar davri, tabiinlar, tabai tabiinlar davrida fiqhning usuliga ko'ra furulari, furuga ko'ra tatbiqoti, tatbiqotning usuldan chiqqan furulariga ko'ra mazhablari shakllandi 3 asrda. 3 asrda shakllantirilgan fiqh bugunga qadar bizni islomimizni muhofazasi uchun xizmat qilib keladi. Hozirga qadar İslomga bo'lgan hujumlarning barchasi behuda besamar ketishligining sababi dastlabki 3 asrda paydo qilingan usul fiqhning samarasidan. Yevropaning qonunshunoslari bor, mustashriqlar. Mustashriqlar musulmonlar emas, boshqa din vakillari. Masalan, Almaniyalik bir mustashriq bor. Edmund Büyük degan odam. Bu aytadiki, Yevropaning rivojlanishligidagi asosiy manba qonun ishlab chiqilgani. Odamlarga qonun ishlab chiqib, shu qonunga bo'ysunib yashaymiz degan kelishuv Yevropaning rivojlanishidagi fundament degan. Fundament. Mana shu fundamentni, qonunni qayerdan olganmiz desa, deyarli 100%ini Muhammadiy shariatidan olganmiz degan. Edmund Büyük YouTube'dan anaqa qidirib ko'rarsizlar darsdan keyin. Yevropa qonunshunoslarining ichida sanoqli odamlardan.
qonun ijro qilishlikda ular islom shariati musulmonlardan demaydi, ular Muhammadiy deydi. Muhammadiy, yahudiylarni Musaviy deydi, nasroniylarni Masihiy, Isaviy deydi. Bizni Muhammadiy deydi. Muhammadiy qonunlaridan olgan Yevropa barcha qonun qoidalarini bizdan olgan. Musulmonlardan olgan. Edmund Büyük aytibdi, "Va shahida shahidun min ahliha." Biz bilamiz-da buni, ularni o'zidan guvohlik kelyapti. Fiqhning ahamiyatini qarang. Bugun Yevropa rivojlanib ketdi, musulmonlar orqada qolib ketdi deb og'zini ko'pirtirib gapirayotgan odamlarga o'zlarini guvohliklari bor. Ha, Yevropa rivojlandi. Nimaga? Qonun ijro qildi va qonunga amal qildi. Bizda qonun qo'limizda amal qilmaymiz. Va natija o'shani samarasini ko'raveramiz. Qaysi davlat qonunga yaxshi amal qilsa, o'sha davlat kuchli hisoblanadi. Qaysi davlatda qonun Misrdagi Malikiy mazhabini qonunshunoslaridan foydalangan. Fransiya qonunchiligini o'rgangan qonunshunoslar aytadi, Malikiy mazhabi, Malikiy mazhabini Halilning matnini Dardirning sharhidan olgan deydi. Bu İmam Malikning muvattolarining muxtasari bor. Muxtasari Halil deydi. Muxtasari Halilning sharhi bor, sharhi Dardir yoki Dildir. Ne geldi? Yok. Var mı? Değil mi? Değil mi? Aleykümselam. Aleykümselam. Değil mi? Zohr Yok. Abror Domla. Sevdiğim. Yok. Nasıl adamlar? Yok. Abrahim Hüsnü'nün adamı. Yok. Kurban Şükrü adamı. Yok. Yusuf Halil adamı. Yok. Roza Kulüf Abim Ömin adamı. Evet. Nişan Kulübü adamı. Evet. Yusuf Şarabı'nın adamı. Evet. Sittem mi? Evet. Şükrü adamı. Muhammed Bey'e yok. Muhammed Kafar adamı. Evet. Evet. Muzaffer adamı. Yok. İnayetul adamı. Evet. Muhtarcan adamı. Var. Vakti orada mı? Var. Samuhan da mı? Ne iş oldu? Avaz Bey de mi? Hoşum Han da mı? Maksucan da mı? Var. Hikmetler de mi? Var. Talat da mı? Yok. Şükrat da mı? Yok. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Assalomu alaykum. Bugun ustoz hozirgi vakillik xodimlari bilan boshda vakillik xodimlari xizmat qilib kecha kechadan bugun o'qish boshlangan. Video serverlar bilan tursan iloji bo'lsa barakalar. Endi bu omonat lekin bu sizlarga yetkazib berish majburimiz. Bu yerda ish yurituvchilar bor, eshitgan. Mana shu kecha darsdan Toshkentga kelgan azob eshityapti. Darsdan o'yin kechib ketgan 5 kishi kelmay yaradigan. Eşkiler yaklaşık çıkıldı, bir para diye bulundu. Geçim oldu, orta kattı kanka verdiler. Dolayısıyla ben o sizin kız vardı. Başkası, eşkiler şu an sana ne kadar mı olur mu? Koy ver. Koy ver gen bu sefer, ustazlar, ırtımız, hazır biz rehber etki hazır. Umum ve kulasam, uzunuz var mı? Az umum ve kulasam rehber etme kulamız. Haber lazım olsa gerek, Toshkent şehirde, ayrı maçlarda, 3'te 4'te ayıplar var. Haberlerimiz var. Kum maçta da sordu bize. Yunusabat Duman'da, Amine maçta 4'te, Minar maçta 4'te de. Hamas'ın ilk tırnak kıskardış, Ratas'tası boş demiyor. Kıyan azıca düşük olmayıydık. Ve bu boş yaşlıken sebep olmayıydı. Bir boy. Yaşlı bir ana ustazlarımız, hamamız, havas kaladık ustazlarımız, Malek Başarı yaptı. Şuna sonra için kança kulacılar verildi, kança ustazlarımız bir ricat bulundu. Çelavla durup gidiyor, ruh rehberi bulsa, Toshkent şehri asasını yedirdi, ustazlarımız durdu, kette, korkelerimiz durdu. Çelavla konuşuyor. Üç paralık namazı olsa, şirak olup kaz böyle hazır vakillikke, idorege rehber etki, bu da katkı minüsler bol yaptı. Bu, tamam mı? Çünkü bu kemi etkenlerin kesafatı vakillikten hadımları şunu da yatırı yaptı, layıkları şunu da yatırı yaptı diken bana üç günden beri şurada durma. Üzül olsa bu yavrum bu insan, Özbek. Haklarınızda dua namazında yakışık olan salaha cüz izleyetken bir gidin. Bu yavrum düşünüyorlar. Rehber etki biraz, üzülüm var, kesel var ya, başkası.
iltimos. Bir-birimizni hurmat qilaylik, chiroyli qilib bir oyga sertifikat qo'yib kirtaylik. Iltimos qilganlar, Alloh rozi bo'lsin. Qatga keldik. Fransiya, Misrga borganda, demak, Napoleondan olganligini ko'p takrorlaganmiz, buni o'zlari guvohlik beradi. Islom, islomni, ya'ni bugunga qadar yetib kelishligida asos usul shu. Usul fiqh, usul din, ya'ni bularni ishlab chiqarishlikdan ko'zlagan maqsadam shu edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyati bilan uni sabablarini aynan usulga, fiqhga aloqador ekanligini hayot tajribasi ko'rsatgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Va islomga hujum qilmoqchi bo'lgan, islomni ichidan tashidan ya'ni cho'ktirishni xohlagan muxoliflar har doim usulga hujum qilgan. Usulga hujum qilgan. Masalan, Maturidiylikka hujum bo'layotganining orqasida dushman o'tiribdi. Mazhablarni rojih marjuh qilayotgan 3-4 ta mishqalarni orqasida manfaatdor muxoliflar o'tiribdi. Hech bitta odam o'zini usulini tanqid qilmaydi. Ya'ni tanqidga loyiq bo'lsa ekan 1000 yil mobaynida davom etmasdi u. Allaqachon uning mutaxassislari ro'baro o'tirib tanqid qilib uni cho'ktirishardi. Ha, cho'ktirishgan bir qanchasini. O'zini usulini qo'yib, mana mujtahidman degan odamlarni hammasini ummat qabul qilavermagan. Abu Hanifa rahimahullohga nisbatan juda ko'p bo'lgan tanqidlar davrlarda, lekin tanqidlarni hammasini yengib o'ta olgan. Abu Hanifa rahimahullohga nisbatan bo'lgan tanqidlarni jamlagan odamlar. Jamlagan Ibn Abi Shaybani musannaflarida 120 ta masalani Ibn Abi Shayba jamlagan. Va aytganki, Abu Hanifa 120 ta masalada hadisga, Qur'onga suyanmagan, shaxsiy fikrini aytgan degan jamlagan. Va Abu Hanifa rahimahullohning tarafkashlari, ya'ni u kishiga haqiqiy ma'noda ilmiy asosda hujjatni keltirgan izdoshlari o'sha 120 ta masalani ham orqasida hadis oyatlar turganini isbotlashgan. O'sha An-Nukatut Tarifa kimiki? Muhammad Zohid Kavsariyning kitobi. Muhammad Zohid Kavsariy aynan o'sha 120 ta masalani orqasidagi hadislarni ko'rsatdi. Usulni himoya qildi, ya'ni. Xo'p, Lays ibn Sa'd Andalusiyadan yo'lga chiqdim deydi. Lays ibn Sa'd. Bu kishi Imom Malikni lozim tutgan odamlardan. Andalusiyadan yo'lga chiqdim deydi. Yo'lda men bilan bir yigit bordi deydi. Yigit. Juda suzamol ekan deydi. Qayerga borib to'xtasak, amr ma'rufni nahiy munkarni boshlaydi, atrofiga odamlar yig'iradi, shunaqa e'tibor ko'rdi deydi. Odamlarni og'zini ochib qo'yib lol qoldirdi. Shu qissalarni zo'r bilar ekan-da. Keldik, yurib kelib, oxiri Madinaga kirdik deydi. Madinaga kirganimizda ham u odam haligi joyga chiqib qolib amr ma'rufni boshladi deydi. Birorta inson eshitgani yo'q gapini. Madinada. Ko'chaga chiqib, bozorga chiqib da'vat qilyapti, hech kim eshitmayapti. Odamlar iltifot ham qilib qo'ymayapti. Hatto yosh bolalar uskut ya jahil deb toshboron qilyapti deydi. Keyin hayron bo'ldik, Imom Malikni oldiga bordim. Imom Malikni oldiga borsam, haliga bola yo'q deydi, ketib qopti deydi. O'zi odatda shunaqalar ahli ilmni oldiga borganda qo'rqadi, bekin oladi. Yoki o'zini bekitib oladi kimligini. Ichida bilib turadi, ichida deb turadi-yu, lekin tashqarisida ahli ilmni oldiga qissadorlar kela olmaydi. Imom Malikka vaziyatni aytdim. Shu shunaqa bola bordi yonimda. Kelganimizga qadar har bir kirgan shahrimizda odamlarni lol qoldirdi. Lekin Madinada hech kim eshitmadi desa, qat ahsanar rijal dedi. Odamlar juda yaxshi ish qilishibdi. Bolalar undan ham yaxshi ish qilibdi. Chunki bizni din qissa ustiga qurilmagan. Qaysi jamiyatda ilm saviyasizlashsa qissahollar ko'payadi. Qissahollar ko'payadi. Biz o'sha islom tarixidan bu ibratni olar ekanmiz, o'zimizga ham qarab qo'yishimiz kerak. Mihrobda turar ekanmiz, nima gapiryapmiz xalqqa? Aytayotgan gapimizning orqasida hujjat, dalil quvvatli bormi, gapmi shu? Ba'zi odamlarning gapi trendga chiqyapti. Eshitsangiz, hadis emas u. Odamlar "Oh" deb rosa quloq soladi.
Tagini surishtirsangiz yo'q, hech narsa yo'q uning orqasida. Odamlarni ahodan boshqa hech narsa yo'q. Islom emas-da, islomni zaif qiladigan nuqta u. Shunda Lays aytadilarki, men Malikdan eshitdim, shunda aytdim deydilar. Ya Malik, ya Abu Abdullah. Mozini qanday jamlaymiz unda? O'tgan tarixni qissalarsiz qanday odamlarga yetkazamiz? Nima islomni qanday jamlab odamlarga yetkazamiz deganda fiqh jamlaydi deganlar. İmam Malik islomni jamlaydigan narsa fiqh deganlar. Demak, fiqhning ahamiyati juda kuchligida, juda quvvatligida. Fiqh to'g'risida qadimda, masalan bizda muxtasar, muxtasari quduriy bor, muxtasar halil bor, muxtasari viqoya bor. Muxtasarlar nima uchun yozilgan desa, fiqhni jamlash uchun yozilgan. İnsanlar fiqhdan juda katta fayz olgan va samara olgan. Bir masalani yechish uchun bir matnni yodlash kifoya bo'lgan. Bütün boshli bir fanni jamlash uchun. Hozir bizda muxtasarni yodlagan odamni topish o'zib nodir bo'lib qoldi. Muxtasarni boshida nima degan? Odamlar hidoyani yodlardi. Keyin undan dangasi bo'lib qolgandan keyin quduriy masalalarni yodlaydigan bo'ldi. Hozir unaqangi himmat odamlarda yo'qolib ketdi, shuning uchun men muxtasar qilyapman degan. Hozir muxtasar ham yodlamayapmiz. To'g'ri, biz o'qigan paytimizda yodlatgan, hozir endi yo'q. Yodlashlikni foydasi bor. Matn shunaqa narsaki, matnni fiqhda yodlatishlikdan ko'zlangan maqsad nimaga yodlatilgan desa, hafistu al-ashiya va nasitu hafistu shay'an va nasitu al-ashiya deydi. Ozgina narsani yodlab olasiz, ko'p narsani esdan chiqarasiz. Ya'ni kerak ko'tarib yurmaysiz. Bitta masala uchun masalan fardul wudu'i ghuslul wajhi minash sha'ri ila al-udhni va asfali dhaqani. Bu bütün boshli oyatni ham, hadisni ham, uning ichidan chiqadigan ulamolarning fiqhini ham, Hanafilarning usulini ham o'zining ichiga oladi. Johil nima deydi? Bu Hanafilarning muxtasar degan kitobi bor, ichida bitta ham hadis yo'q deb qo'yadi. Eshitdik shu gaplarni, to'g'rimi? Muxtasar ham kitobmi deydi, hadis yo'q, oyat yo'q deydi. Sen ko'rmasang biz nima aytamiz? Sen shapkor bo'lsang, sen ko'rshapalak bo'lsang, kunduzini ko'rmasang biz nima aytamiz? Muxtasari orqasida shuncha narsa turibdi axir. Uni yodlagan odam Qur'onni bitta o'qiganda, hadisni bitta o'qiganda umumiy xulosadan usuliga ko'ra nima chiqaradi? Hukm chiqaradi. Bu juda katta manfaat berganidir. Islom ummatining inqirozi usulidan uzoqlashgandagina yuzaga chiqqan. Usulimizdan uzoqlashganimizdagina yuzaga chiqqan. Bu gapni gapirar ekanmiz, Yevropaga ko'p odamlarni havas qilishlikka, Yevropa rivojlanib ketdi deya deyishga urinayotganlarga biz tariximizni yaxshi o'rganib qo'yishimiz kerak. Yevropaning rivojlanishligi ular tuzgan qonun asosida. O'zlari aytibdi, Edmond Buyukning shu gapi. Qonun tuzdik, shuning uchun rivojlandik degan. Rim imperiyasi o'zlarini qonunlarini 1300 yil tashkil qilgan. 13 asr. 13 asrda shakllantirgan. Eng buyuk davlat islomdan oldin qonunshunoslik bo'yicha yer yuzida ya'ni qonun tashkil qilgan davlat. Qonun bilan yashagan. Shuning uchun Rim imperiyasi deyilgan. Rim imperiyasi yiqilmaydi deyishgan. Har qanday ko'cha Rimga olib boradi deyishgan. Nimaga? Qonun qonuniy davlat bo'lgan. Qonuniy davlat kuchayadi. Qonun ustuvorligi butun davlatning g'ami, dardi, tashvishi. Qani hamma joyda qonun ustuvor bo'lsa, davlat kuchayadi. İslam'ı demek ortaya koyan en katta yani asaslardan biri şu. Fikhe hizmet kıyanlar, usulge hizmet kıyanlar, Kur'an-ı Kerim'deki muhafızlar safiga koşulgan hesaplanır. Peygamber aleyhissalatu vesselam şunun için ettiler. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah Teala kimge yaxshilikni irada kılsa onu dinde fakih kıp koyadı. Dinde fakih buluşluk, dinde alınmaz, fakih buluşluk. Yani dinini düşünedi maksatlarını. Kur'an-ı Kerim'in her bitti ayetini okuyuverişlik, fakihlik mesul. Hadis-i şeriflerinin hammasını ayta veriş, fakihlik mesul.
İbn Vahab aytadi. Men deydi juda ko'p hadislarni to'pladim. Hadis borasida shunaqa katta manbaga ega bo'ldim. Oxir oqibat shunaqangi vaziyatga tushib qoldim. Yuradigan ko'cha topa olmay qoldim degan. Hadislar ko'p. Masalan, siz oldingizga sihohi sittani, 6 ta sihohni qo'yib olingda, hadislarni o'qib chiqing, hayron lol qolasiz. Qayoqqa yurishni bilmay qolasiz. Chunki hadislarni qaysi biri qachon aytilgan, sababi nima va qaysi qaysindan keyin aytilgan, nimasi qaysi ma'noga dalolat qiladi? Bularni ajratadigan ilm usul bo'lmagandan keyin hadis to'plashlik oqibati odamga xatarli bo'lib qoladi. Sufyon ibn Sufyonus Savri aytadilar. Al hadisu mudillatun illa deganlar. Hadis adashtiradi. Hadis adashtiruvchidir. İlla faqih bo'lsa adashmaydi. Dinda faqih bo'lgan odam hadisni ko'rada adashmaydi. Ibn Vahb aytayaptilarki, hadislarni to'play hayron ko'chaga kirib qoldim. Keyin nima qilishni bilmaganimda meni Lays bilan Molik qutqardi degan. Ikkalasi faqih. Ibn Vahb muhaddis. Lays bilan Molik ularni nima qildi? Qutqardi. Qanday qutqardi? Bu hadisni olasan, bunisini tashlaysan. Bunisini olasan, bunisini tashlaysan. Bunga amal qilasan, bunga amal qilmaysan. Degan ma'no. İmam Muhammad Abu Hanifa'nın şogirdlaridan bir bayt rivoyat qilingan. Kishi aytadilarki, tafaqqah fa innal fiqha a'dalu qa'idin yoki afdalu qa'idin ilal birri wattaqwa wa a'dalu qasidin wa kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan min al fiqhi wa asbah fi buhuril fawaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ila ash-shaytani min kulli min alfi abidi degan. Bu İmam Muhammad'dan qilingan bayt eng oxirdagi hadis. Hadis lekin o'ta zaif hadis ma'nosini ulamolar sahih degan. Ya'ni aytayaptilarki fiqhni o'rgan. Islomni o'rganaman degan odam fiqhni o'rganishi kerak. Fiqhni jonlantirishimiz kerak. Mihrobda fiqhga urg'u berishimiz kerak. Ya'ni fiqh deganda haliga aytganimizdek tor doirani aytayotganim yo'q. Aynan usulga asoslangan shariatning maqsadlariga urg'u berishimiz kerak. Xalq shariatning maqsadlarini tushunib olmagunga qadar xayoli chalg'iyveradi. Chalg'iyveradi. 3 ta odam qo'liga hozir telefon turibdi qo'lida. Yarmi portlab ketgan, kuyib ketgan qizning rasmini ko'rsatadi-da, "Mana nima qilib turibsan, jihod" deydi. İçindeki hissiyat bilen bunge irgeçip gitip kola uğradı. Demek ki şeriatın maksadını bilmegenliği için. Şeriatın aslı, asasını ötelliği için. Hop, kayakka baraman degen yapı soval bir amaydı. İçin hamasat, galayan, onu kayakka baradı. Kim midir siyasi oyunu abarıp koyadı. Tafakkah fe innel fiqh afdalu qailin. Fiqhını örgen. Fiqh en doğru yol başçı komandan. Fiqhdan boshqa yo'lboshchimiz yo'q bizni. Ilal birri va taqvo. Taqvoga, birga, yaxshilikka shu bizni yaxshi olib boradigan. Va a'dalu qosidin. Maqsad qiladigan, ya'ni qasd qiluvchining eng adolatli manzili bu. Va kun mustafidan kulli yawmin ziyadatan. Har kuni nimadir o'rganish kerak. Ayniqsa imom. Ayniqsa imom kuniga nimadir o'rganishi shart. Kuniga nimadir o'rganishimiz kerak. Fiqhdan minal fiqhi va asbah fi buhuril fawaidi. Fiqhning dengizlaridagi dur gavhar foydalardan har kuni bitta-bittadan bo'lsa ham terishimiz kerak, olishimiz kerak. Chunki fa inna faqihan wahidan mutawarri'an taqvodor faqih olim bir dona odam Ming ta obiddan shayton uchun og'ir keladi. Fiqhni, faqihni oldida u haligi qissaxon Imom Molikni oldiga kira olmay qochib ketganini singari shayton ham faqihdan qo'rqadi. Bu bizni ummatni himoya qilgan, bizni ummatni har doim izzatini qaytadan shakllantirganlar faqihlar. Faqih deganda mutlaq islomni to'g'ri tushuntirgan ulamolar deyiladi.
Demek İslam'ga yani kayırdan hücum kılış kereklilgi doğrusu da alıp barayetken operasyalarda küzeterken siz düşman bizden hazır İslam'ın yakışı çünyebdi. Düşman, muhalifler bizden göre İslam'ın doğru çünyebdi. Kayırıya hücum kılsak, kandayakı çöktürsek böyle. Harekat kılışı yaptı. Geçeyim şu sohbette yapardım. Biz biraderler. İnsani kollab kuvvetleşlik meselesinde aciz miyiz? Bizden hiç kim kollab kuvvetlemeydi. Şunu yakışı içimizde sindir alışımız gerekiyor. Hiç kimden kollab kuvvetlav kütmezdikimiz gerekiyor. Adışamız. Menge bir şey yaptı bir cahide. Uşa, bu altmışlık, bu meleke aşırışlar yenge başlangende adamlar şuna kadar öyleydi de siz deydi falancılardan ruhsat haberin ki yaparamız deydi menge. Kimlerden de ruhsat haberin yaparamız deydi. Ben ettim kimlerden de ruhsat abiyesi kiyin yaparsa kulağı mı palasız? Ulanın kulağı mı palasız? Ruhsat birse yaparamayan, birmese yaparamayan demeydi Müslümana da. Nemek okudik? Nemek örgendik? Nemek Allah Teala bizini imamlikke layık gördü? Demek şeriatını ferasat bilen, vaziyetini hesapka alıp, fikhini işletip, usul kaideye asaslanıp yaparışımız gerek. Yaparışımız gerek, tamam başka yolu yok. Eğer biz yapırmasak, Allah subhanahu wa ta'ala bizge muhtaçmaz. Bizni yukatadı başka adamlarını kilitiredi. Şimdi, etrafımızdaki berçi muhalifetler hablu minen nas bilen kollab kuvvetleniyordu. Bunu yemin isten çıkarmasızlık gerek. Bu ne demek? Etrafımızdaki berçi muhalifetlerimizin arkasında siyasi güçler var. Bizim arkamızda siyasi güç yok. Bizden fakat talep kılışadı. Ne demek sen onu da akımı yapsan, ne demek ders ki kıymetin, ne demek yoklama kılışadı gelip. Biz siyasi kollar yok, bizde siyasi küzetu var bizde, arkamızda basın var. Lekin başkalarda siyasi basın yok, agon var. Fakat bizge hücum kılışadı. Oturup alışıp Maturidi'ni yapırken için pul birişadı. Hanefilerine adaşken deyken için pul birişadı. Buna kadar vaziyetle bizge hücum kıldırışadı. Bunun içimizdeki gaplarına ihtiyaçlar. Şimdi ateist gruplar var. Ateist gruplar var. Dahriler. Ular kollab kuvvetleniyipti hazır. Kollab kuvvetleniyipti. Bizim Müslümanlarını içimizde şubhe tarqatış için kolladan kegen işini kılışı yaptı. Ve institut, üniversiteler İslam dininin asaslarını organıp kayırdan şubha uygatsak bularken deyip masalalarını ortaya taşışı yaptı. 200 yıllık masalalar bunlar. 200 yıldan bunun toplayıp adamlarına bir işi yaptı. Mesela diyelim Ayşe anamızın nikahları hakkıdır. Taşışı yaptı kaldı. Zeynep anamızın nikahları hakkıdır. Ortaya taşışı yaptı. Tüyenin bavulu hakkıdaki hadisler. Ortaya taşışı yaptı. Faktulul müşrikine haysu vecattı muhum. Ortaya taşışı yaptı. Bunların berçesini taşırken adamlarga mana şu din, mana 6 yaşlı kızga nikahlanganligi haqida, özünü jiyanini olganligi haqida, özünü oğlunu xotinini olganligi haqida rivoyatlar turibdi, nima deysan deb tarqatishyapti. Endi bizni ichimizda agar faqihlar bo'lmasa, dinimizni to'g'ri tushunib tushuntiradiganlar bo'lmasa, bu masalalarda bizga qilinayotgan hujumdan zarba yeb qolamiz. Yeyapmiz, atrofda men buni kuzatyapman. Bu haqida men ba'zi sürüştürüşlerini, uzunlu kanallarımı arkayı hareket kılıyordum. Naib imamlar içinde ateistler var. Çünkü şu nasıl mı? Şubhalik yapmaz bu. Ateistler. Arkasında bunu kollab, kuvvetlab, agon deyip duruştu. Özlerini gruplarda yapışı yaptı. Falancı gibi arasan, ha. Zeynep hakkıdaki mesela taşıysan. Eğer o cevap verirse, bana bunda bir soru verirsen. Yazışmaları avazlı, resimli, suretli durdu. Onlar güzel tuturdu bizi. Lekin kadarı ilahi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kadardan kaçalmaydı. Bunlar öyleydi ki, bizi ne derken onlar? Klasik Müslümanlar, arkada kap gitken Müslümanlar ekenimiz biz. Arkada kap gitkenimiz, onlar aldığın götü var genelken. Bunlar Müslümanmaz. O zaman Müslüman diye etkeni yok. Bizim üstümüzden külü yaptı.
Betahorat namoz o'qib berdim, bobladim ularni. G'usulsiz Qur'on o'qitib qo'ydim, bobladim deb masxara qilyapti bir-birini ichida. Ha, demak, bu masalalarni men endi umumiyroq gapiryapman bu yerda. Aynan O'zbekistonga tegishli emas, butun dunyoda bor demoqchiman buni. Turkiya buni institut universitetlarini ochib, islomiy bilimlarni o'qitib, dahriy odamlarni imom muftiy qilib saylashdi. Dahriy odamlarni. Va keyin xalqni ichida islomni suyultirib, ancha muddat musulmonlarni ichiga shubhalar tarqatishdi. 30-40% odamni ichida shubha, bolalardan Allohga ishonasanmi desiz, yo'q deyapti. Va bular o'sha asoslariga harakat qilishyapti. Lekin bizni yagona qo'llovimiz Alloh subhanahu va taolo. Bu ma'naviy qo'llov bizga va Alloh subhanahu va taolo bizga usul qoidalarini berdi. Ulamolarni shunga ya'ni chiqardi. O'z davrida ular chiqib, islom ummatiga usulni, fiqhni, shamoilini tashjil qildi, tadvin qildi, mazhablar tashkil qilindi. Va shu asosga mahkam yopishib olsak, bizga har qanday dushmanning kuchi yetmasligini kafolatini berdi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun ma'nosi shu. Biz muhofaza qilamiz dedi. Alloh muhofazasini zimmaga oldi, shariatning muhofazasini. Va shariatning muhofazasi muhaddislarning hadisga bo'lgan xizmati, mufassirlarning tafsirga bo'lgan xizmati, qorilarning Qur'onga bo'lgan xizmati va bu umumiy ma'nodagi faqihlarning islom usuliga qilgan xizmatlari asosiga suyanadi. Buni o'zlashtirsak, demak, islomimizga katta xizmat qilishlikni imkoniyatiga ega bo'lamiz. Qisqaroq gap shu edi o'zi. İslam'ın, demek fiqh, İslam'daki fiqhning samarası o'ta ahamiyatli ekanligini o'rtoqlashmoqchi edim. Qisqaroq gapirdik. Mavzuga aloqador savollar bo'lsa, savol javob berib qilsagan bo'lar. Ya'ni asosiy yo'q, haqiqiy gaplarni gapirib, o'sha bilan jamoatni o'ziga yig'ish kerak. Safardan qaytib kelguncha qissa edi. Hamma chunki uni Madina ham biladi. Aholi endi bizda shunaqa narsa bo'lib ketdiki, ko'p domlalarimizni asossiz gapni gapiradigan qoldi. Shuni eshitibdi odamni. Shunga qiziqib qoldi, haligini ham ko'klarga ko'tardi. Bunga nima? Misol uchun o'sha domlalarga gapirib qo'yadigan biror nafa yo'q, gapirsang asossiz gapiradi. Yana kuyidan juda chiroyli qilib, endi bir chiqib haligini rolikda qo'yib, haligi mashinaga narsalar chiqib ketdi, ko'payib ketdi, o'zaro narsalar. Bu yerdan internetda bilasiz, qancha milliard dollar ko'payib. O'shani gapiryapmiz mana. Men o'shanga gapiradigan odamlar yo'q, misol uchun. Mana gapiryapmiz. O'tgan ishini to'xtatgan. Yo'q, gapirsang asosli gap gapiradi. Unaqa desangiz, promoy o'ziga aytsangiz, hasad qilyapti deb o'ylaydi ba'zisi. U nimasini hasad qilar ekanmiz biz? Uni raddiya yozishimiz kerak bo'lmasa. Yo, yozish kerak. Raddiya yozish kerak, gapirish kerak. Umumiy bitta odamni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri aytish balki yaxshi samara bermas. Umumiy ma'noda aytayotgan gapimiz shu. Ya'ni maydonni ilmga to'ldirmagunimizcha qissaxonlik to'xtamaydi. Nimaga Madinaga kelganda qissaxonning qissasi o'tmay qoldi? Chunki Imom Malik bor debdi. Boshqa joylarda Imom Malik yo'q edi. Imom Malik bor joyda qissa o'tmay qoldi. Hozir sizni oldingizda bir odam qissa gapirib, qissasini odamlarga o'tkazolmay qoladigan qilib qo'yishimiz kerak. Ilmni gapirishimiz kerak. Bizni oldimizda gapirsa, dalil so'rashimiz kerak. Dalil. Aytayotgan ba'zi gaplaringiz raqamlarga deysiz, shuni odamlar yaxshi qabul qilishdi. Bizni jamoatga kelib, mana bo'lar ekan mana shunaqa qilib qo'ysa. Umar radhiyallohu anhuni qizlarini ko'mganlik to'g'risidagi qissani keltirganlar. Keltirganlar keltirardi uni. To'g'rimi? Keyin men bir maqola qildim.
makola qildim. O'sha maqolada, o'sha maqolada Umar radhiyallohu anhu ni, qoraqa to'g'ri atib bering. Bet qo'yib bering. Umar radhiyallohu anhu ni o'zlarini qizlarini ko'mganlari rivoyati faqat rofizalardan tarqagan. Bitta o'sha rofizalardan Shahristoniy degan odamdan tarqagan, keyin u voizlar qissasiga aylanib ketgan. Juda ta'sirli qilib, odamlar chiroyli qilib gapirgan va juda ko'p vasxonlar buni ishlatib yuborgan. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni bu masalada hafta onamiz tirik. Nimaga uni o'ldirmadi, ko'mmadi? Ammalari borda tirik, nimaga o'ldirmadi? Va Umar radhiyallohu anhu ni nechta xotinlari bor, nechta bolalari bor, hammasini ulamolar tarixiy fakt qilib keltirgan. Qancha qizlar bor, oilasida yo'q. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu ning qavmida bu odat yo'q edi. Boshqa qavmlarda bor edi. Arablarning bir qavmida hamma ko'rmasdi uni. Hammasi. Ha, bittasi. Shu maqolani qilganimizdan keyin odamlar zikr ahldan so'rangiz savol yozgan. Hazratga to'g'ridan-to'g'ri. Savol yozib, mana shunaqa Abror Muxtor Ali degan bir kishi mana shunaqa maqola yozibdi. Ko'p joylarda biz buni haqiqiy deb eshitardik. Hamma ma'ruza qilardi shuni. Shu haqida nima deysiz desa Hazrat Hazratni bag'ri kengligida ilm odami dinni shaxsiy monopoliya qilmaydigan samimiyligini ko'rsatgan Hazrat. Abror Muxtor Ali e'tiborli ulamolardan deganlar o'shanda. O'sha maqolani tagiga shunaqa javob berganlar. Va ilm shaxsiy masligini isbotlaganlar bu bilan. Shaxsiy emas, biz hammamiz aytishimiz kerak. Hammamiz nima bilandir to'ldirishimiz kerak. Hamma mihrobga mihrobda ham gapirish imkoniyatingiz bor. Maqola yozish bor, jonli muloqotlar qilish bor, darslarda suhbatlar bor, savol-javoblar bor. Madaniy tarzda aytaverishimiz kerak. Lekin qissorlik, qissaxonlik haddidan oshib kelsa, unda unga jiddiyroq raddiya beriladi. Chunki ko'p odamlar hadis deb gapirib olyapti-da ba'zi narsalar. Hadis devor. Yana chi boshqa domlalarni ham chi nufuzli tutilyapti. Ba'zi bir domlalarga o'sha muxolif bo'lgan qilib hamma domlalarni qo'yapti. Shuni to'qsoqlik tufayli mana deydi, mana palonchi bularni hamma shunaqa. Ateistlarning guruhida o'sha siz aytayotgan kishilarning ma'ruzasini qo'yib qo'yib kalaka o'tirishdagida. Rivoyat mana bularni hadisi deyapti. Unaqa hadis yo'q. Islomda unaqa gap yo'q. Islom realist din. İslam unaqa havoyi gaplarni gapirmaydi. İslam bor ma'lumotni gapiradi. İnsan amal qilish kerak bo'lgan. Anaqani aytdim men. Tabib qo'shtirilgan ichida tabib keldimi? Iroqlik. Kalak. Hammani boshini aylantirib yuribdi. Nima emish? Doktorimish. Magistrlik, doktorlik ishi ekan uni. Voy, doktor bo'lsa kasalni doktorga jo'natish kerak o'zi. Dam solishga jo'natmaydi-da. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga Madinaga Uraniyin qabilasidan odamlar keldi. Madinada yashashdi, yuzlari sarg'ayib, qorinlari ishib kasal bo'la boshlashdi. Shunda payg'ambar alayhissalom dam solib qolsalar tuzalarmidi? Tuzalardi. Nima qildilar? O yaylovga chiqib, sadaqa tuyalarini suti bilan bovdan davolallaring dedilar. O'sha nima edi o'sha? O'sha sut bilan bavulni davolanishlik odati arablarning johiliyatdan kelyotgan tibbiy markanaqa tajribasi. Tibbiy tajribaga yo'naltirib payg'ambar yo'naltiribdi. Tibbiy tajribaga, johiliyatdan kelyotgan tajribaga uni payg'ambarimiz kashf qilmaganlar. Odamlarda shunaqa tushuncha bor. Dahriylar, ateistlar shundan hujum qiladi. Sizga hujum qiladi. Mana sizlarning sahih hadisingizlarda shunaqa gap bor ekan. Tuyaning bavulini ichishga ruxsat berar ekan. Oy, buni bizga islom ruxsat bermaydi. Tibbiyotda bor narsani aytibdi. Tibbiyotda bor edi u. Islom kelganda bor edi u vaziyat. Islom o'sha vaziyatni ko'rib, kasalga undan boshqa davo yo'qligi uchun buyurdi. Inda darurat tubihul mahmurat qoidasi bilan buyurdi. Usullar bor, qoidalar bor. Har qanday odam ko'chada videolarni ko'rsatib yuborishgan, ha, tuyalarni bavulini olib ichib, yuz ko'zini yuyayotgan 3-4 ta johilni videolarini. U islom emas. 4 ta arab johil arabcha kiyim kiyinib olsa, u olim deyilmaydi uni. Jaholat u.
Peygamber aleyhisselam tabib cüneti yaptılar. Peygamber vahiy sahibi. O tabib bar. Uşenge bariler tüyü bilen bavludan darı kıbirada içeseler. Çünkü tibbiyatta şu hadir. Hadir ki tecrübede şu. Bardı içti tüzeldi. Ha bizge kese adamlar oraya alıp durup onu karsak çalıp videosuna düşüp onu ticaretine tigirmanlığı su kuyuşu yaptı. Biz yapırsak benim video, benim resmimi koyup koyup duyuyorsun Instagram'a. O şey, Iraklık. Ve üstünden çizip koyup de. Allah ki işanlılar bu adam işanlılar dedi. Mene. Yani İslami seviye, İslami fikh çekinse cehalet meydanını egelleydi. Hadis çekinse kısa hallar meydanını egelleydi. Ve adamlar içinde bid'at rivojladı. Şunu aldığını alış yok yap biz aldır biz. Melek aşırıştan gözlengen maksat şu bizi. Hazır başıdan bana hazır domla eğit yaptılar. Şunu eğit edigen adam var mı? Eğit yap şunu bana. Hazır siz hemen izge vazife şu. Eğit et. Eğit et. Sohbet izde bu gapki urgu beres. Bizi fikhimiz var. Bunu canlandırışımız gerek. Fikh canlengen peytide İslam ümmetinin içi de Hazreti Umar'dan rivayet getirdik. Abu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayetlerini. Tongacha fiqhni gaplashgan, tongacha. İmam Abu Hanifani atroflarida shogirdlar yig'ilib Kufada tongacha ilmiy bahs bo'lardi. Uzoq-uzoqdan Abu Hanifaning majlislarida takbir eshitilardi. Allohu akbar degan takbirlar. Shunda odamlar bir-biriga qarab bitta masala yechildi shekilliga deyishardi. Bitta masala yechilsa shuna takbir aytib olishar ekan. Shunaqa bo'lgan, odamlar fiqh bilan yashagan, fiqh bilan uxlagan, fiqh bilan turgan. O'sha yo'qligi uchun qissadorlarga, qissaxonlarga maydon bo'shab qolyapti. Uni oldini nima qilishimiz kerak? Fiqh bilan, ilm bilan, asos bilan to'ldirishimiz kerak. Yana bir savol? Bitta savol bo'ldi. O'sha Hazrat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlar davrida, hamda hani bezgak bo'lgan. Bu olimni keyin farqi yo'q, hadis aloqasi yo'q, tuyani davri bilan nimasi yo'q. Ya'ni bezgakka tuyani bavli yo'q, tuyani o'zi Madina aslida o'sha qornishadigan joy bo'lgan, bezgakning o'rni bo'lgan. Sahobalar bilan kelganlaridan keyin ularda bezgak paydo bo'lganda Rasululloh keyin duo qilganlarida shu bezgak joyga ko'chgan. Hadisda bor narsa. Yo, bu da umumi. Hemen eğer yo, hemen o şey kesellik, unga dam solish meselesi, davolanish meselesini yığıp kelseyiz, dam solish bilen kifayelenmegen, davolanish bilen kifayelenmegenlerini ko'rasiz. Hamasi. İslam ümmeti tabibga buyurarken dam solishni ham ihmal qilmaydi. Uni ham davom, sen dam sol o'zingga deyiladi. U ham inshaalloh shifo deyiladi. Dam soldirishlikdan inkor qilmaydi, lekin faqat dam soldiradigan bo'lib qolishlik jaholat. Faqat moddaga urg'u berib turib ruhiy holatni esdan chiqarish bu moddiy yunchilik bu. Islom ummati ikkala tarafni ham, jasadni ham, ruhni ham e'tiborga oladi. Ruh tetik bo'lishligini ta'minlaydi, jasadni o'rnida tarbiya qilish kerak bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda bir kör adam geldi. Kör adam. Kelip ya Allah'ın Resulü dua kılın gözüm açılsın dedi. Ha? Dua kılın gözüm açılsın dedi. Şunda dua kılsam açıladı da sabır kılsan gözünge yakşı boladı dediler. Dua kılın gözüm açılsın dedi. Onda iki rekat taharatını yengelep iki rekat namaz oku dediler. Keyin namazdan keyin Allahümme inni أتوجه إليك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم deb boshlanadigan vasila duosini o'rgatdilar. Rivoyat sahih. Sahih rivoyat. Buni kim rivoyat qilgan? Usmon ibn Hunayfmidi? Radiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Bu rivoyatdan keyin u odam o'sha ikki rakat namozni o'qidi. Duoni qildi, ko'zi ochildi. Bunaqalar ham bor. Bular payg'ambar alayhisolatu vasallamning mo'jizalariga dalolat qiladi. Mo'jizalariga dalolat qiladi. Endi bu
Baki mi, davami mi dese ümit kılınadı dua kılıçlıktan. Lekin maddi taminatke hem urgu veriş gerek. Ungem urgu verişlikini şart değil İslam ümmeti. Halbuki devletlerinin rövajlanışıdaki asasını, sohbetini başlıkta yapırdım. Avrupa nima uchun rövajlangan dese kanun cari kıyanı uchun. Kanun kanda cari kılınadı, maddi haletlerden kip çıkıp cari kılınadı. Sizni daxilsizligingiz meni erkinlik chegaram bilan belgilanadi. Qonun bular. Baroati zimma. Qonun bu. Addararu yuzal. Qonun bular. To'g'rimi? Al-bayyinatu ala man idda'a. Qonun hujjatlari bular. Bu qonun hujjatlari joriy bo'lganda kim amal qilishdan qat'iy nazar kuchayaveradi. İmon şart emas u yoqda. Qonunlarga kim amal qilsa rivojlanaveradi. İmon bizga jannatda kerak bo'ladi, qiyomatda kerak bo'ladi. Dunyoda bizni iymonligimiz, fazilatimiz. O'sha qonunlarni biz o'zlashtirsak, biz kuchni qo'lga olamiz va iymonliklar qo'lida kuch bo'lganligi uchun butun insoniyat manfaat ko'radi. Agar iymonsizlar qonunlarni joriy qilsa, ular amal qilib kuchni qo'liga olsa, faqat o'zlariga manfaat ishlatadi. Qolganlarni boshiga balo qiladi ular. Hozir ko'rib turibmiz-ku. Virusni ham bir tashkilot qilgan qilmaganligi hech kim ayta olmaydi, garantiya bera olmaydi. Butun insoniyatni boshiga balo qilib qo'yishdi. Atom. Atomni kashf qilganlar bu fan deb ya'ni dinamitni kashf qilganlar tog'dagi konlarni ochadi deb ochamiz deb shu insonga foydali bo'lsin deb kashf qildik buni degan. Dinamitni. Lekin odamlar buni odamlarni o'ldirishga ishlatdi. Ya'ni iymonsizlar qo'liga tushgandan keyin qurol u zararga ishlaydi. Bizning vazifamiz yana qaytadan uyg'onish. Hozir aksar jabhalarda qulab o'tiribmiz. Buncha hali misrli biroz katta olim Muhammad Abdulatkan bo'lsa kerak, men Yevropaga bordim, islom ko'rdim, musulmonlar ko'pman. Mısır'a kayıt edilsin, Müslümanları görüyorlar, İslam'ı görmeyip ben de gelmiş, kanun dedi. Şu. Hemen kan gelmeyip. Şuna kadar. Eklim, uzlaştırış için hazır, hani yoldan gelmez, mantırlar bunu. Hazır, misal çok hızlı şarkılarımız yolda atıştan başta gelmeyip var mı? Elbette, matinini yodlaş, usul bu. Yodlaş gerek. Her bir fange matin var. Mesela hadiske matin var. He? Bayquniyning matni bor. Shunday yodlab qo'ysangiz bo'ldi. Hadis to'g'risida sahih hadis qanday shartlarga ega? Hasan hadis qanday shartlarga ega? Mutawatir nima? Ohad nima? Sizning zihningizda turadi. Qayerda kelsangiz, u zihnimdan chiqaveradi. Tajvidda jazariy bor. Al-akhdhu bit-tajvid khatmun lozimun. Man lam yusahhihil Qur'ona athimu yoki man lam yujawwidil Qur'ona athimu. Barni 109-da mish matni? Jazariyniki. 109-tacha matn. Yodlash oson bo'lib, vazn bilan qilib qo'yishgan. Vazn bilan. Vazninga solas yodlaysiz. Jazariydan tayyorsiz. Fiqhdan muxtasar turibdi. Aqidadan amoli turibdi, misol uchun. Amoli bayt qilib qo'ygan. Yoki o'zbekcha ham matn turibdi, sabtul ojizin o'zbekchasi. U haqiqat ahli sunnaning matnlari shular. Ularni yodlash kerak. Kullik, haliga aytdik-ku anaqa, har kuni fiqhdan bir narsa ziyoda bo'lsin. Har kuni ikkitadan matn yodlab qo'ying. Umr ko'p, hayot, hali ancha bor. Bir kun kelasiz, qarasiz orqangizda hamma narsa to'lib turibdi-da. Biz vaqt o'tkazib yuboryapmiz, TikTok kavlab. To'g'riyam-da. Davlat telefoningizni yozib qo'ying, zarurat bo'lgan telefon qilamiz. Mana jonli efirdan keyin-a. Ozo aytsang hamma telefon qiladi. Xo'p. Jarayonni telefonni sabab degan bilan sodir narsa. Probasi qabulangan. Jarayon misol 85 gram. Biz 85 gram turlarni 85 probadan qolgani bo'ladi. Bir odamda turkan probasi bor ekan. 80 gram ekan. U 4000 dollar ekan. Shunda o'zi shuni muftiy fat anaqadan tilladan 20 misqol bo'lish kerak 20 dinor
Bular ikkalasini o'rtasini olishi mumkin. Shuning uchun Toshkentdagi nisob bilan Turkiyadagi nisob farqi bo'ladi. Farqi bo'ladi. Keyin tilla Shofiylarda, boshqa mazhablarda tilla deganda 85 gram 85 gram 4-9 aytadi ular. To'g'rimi? 585 bo'lsa, qolgan g'ashni chiqarib tashab 585 dan hisoblaydi deydi. Unda juda ko'pchilik bermay qo'yadi. Ha, bizda boshqacha muxtasarda matn bor. Muxtasarda nima degan? Tilla g'ashdan g'olib bo'lsa, g'ash tillaga qo'shiladi. To'g'rimi? 585 degani tilla hammasi o'sha. 500 dan yuqoriga chiqsa, ketdi. 585 menimcha 18 karat deydi. 18 karat bo'ladi. 130 gramda. Ha. 18 karat bo'ladi. 700 nechiligi 24 karat bo'ladi. O'sha 585 24 ga bo'lsangiz chiqadi anaqasi. 24 ga bo'linsa chiqaveradi. Demak, o'sha g'ash bilan tillani solishtiriladi. Tilla g'olib bo'lsa, g'ash tillaga qo'shiladi. Agar bu o'sha joyda o'zida ham Hozir 9 deb bo'lsa ham, u o'sha nashqa chiqaveradi. Ha, muftiylar shunga fatvo beradi-da. Masalan, ba'zi ayollarni 100 gram tillasi bor. 585 lik. 100 gram tilla degani 58,5 gram tilla degani o'zi. Ana 85 ga yetmaydi. U zakot bermay qoladi-da. Bizda Hanafiylarda u beradi zakot. Çünkü 100 gram tilla, tilla bu. Tilla hisobiga ketadi. Xo'p. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah. Ya yaxshi yuribdi sekin. Savollar qolmadi mana? G'ayri dinlarga kirib musulmonlikka qabul qilishyapti-ku? Ha. Bizler kelganda namozda ham o'rgatamiz, ha? O'sha salovatdan keyin duo qilinadi. Allohumma ighfirli va li validayya. O'sha duoni o'qisa bo'ladimi yo'q? Ularni ota-onasi bo'lsa bo'lmaydi-da. Ota-onasi musulmon bo'lmaydi. O'zi sunnatda sobit bo'lgan duoni o'rgatavorish kerak. Allohumma ighfirli va li validayya duosi bizda odat qilib o'rgatilgan xolos. Namozda Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor. O'sha qul. At-tahiyotdan keyin salovatdan keyin Allohumma inni a'udubika minal qaysi edi? Va min fitnatil masihid dajjal. Fitnatil masihid dajjal. Allohumma inni a'udubika minal Allohumma inni a'udubika min azabil qabr va min azabi jahannam. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال معنى شو دعاء صابت شو شنو أرغت كان معقول أرغت سيد بو مسا صلوات التخيط صلوات تاكين ها التخيط تاكين صلوات صلوات تاكين وقال لي دعاء ها اللهم شو صار؟ ربنا اتنا عبادتك أنا وشر وقال لي دعاء Namozdan keyinmi? Yo'q, namoz. Namozni ichida. Namoz ichida. Salom namozdan. Salom namozni aytiladigan duolar ichida eng yaxshisi. Bunlarga ham bordan o'shamizdan qilingan rivoyat bor. Bu sahih rivoyat degan ham bor, bu ham bor. O'shalarni o'rgatish kerak. Panoh so'raganliklar bor. Lekin mana ham yengilroq, u misol uchun ulamolar kim qaysi sahobiy so'raydi, shu namozdan keyin nima duo qilib deganda, ha, Mo'iz ibn Jabal mashhurni o'rgatadi. Yani şu ulamalı dedik ki, salamdan oldu, namaz içinde kalıştık dedik. Yani ya fazilet kopar. Bu şekilde Allah'ın mesela mesela dedik ki, yani sünnet namazı olsa, Allah'ın Ali'ye. Aydın ya abedik. Aydın ya abedik. Türkiye duasına aydın ya makul dedi. Bunun farkı yok. Namaz içinde. Hadi bize bir adet edilenlerse. Namaz içinde. Hatta Qur'oniy duolar bu. Robbi ighfirli va li validayya va liman dakhala baytiya mu'mina va lil mu'minina va al-mu'minat. Mana Qur'oniy duolar bu. Ya endi otasi
Otasi otasi otasi kofirlar haqida so'rayaptilar-da. Otasi kofir. Ha. Boshqa bir narsa so'ralmaydi. Kofirga mag'firat so'ralmaydi-da. Mag'firat mumkinmas. Ustoz ana nima? Biz bu kofirligini qanday bilib turamiz? Yo, ana boshqa dindan kirgan. Faiz mi? Bu miydi faiz? Sadaka yan bu miydi bu? Paşa varadı degen yani. Kembağal gibi bir varadı. Soğuban mutlaka bu miydi? Polini içi varış gerek ortadan. İçi varış gerek ama o gen rıbasını hemen alıp durup kembağal gibi bir varış gerek hesapla. İçi varış gerek. Ya içse Çok özür dilerim. On kumu hafta üzerinde çiğne kılardı. Sana doğru ayarlarına. O şey mümkün mü? Ben teşekkür ediyorum. Rozları, o şey sana doğru ilgilerdi. Şimdi on kum olsa o musafir bu kadar değil mi? Musafir ayarlı kişi mahramsız bu miydi? O şey mesela da o şey için ikilerini tuttu. Ana bir de ana peyken. Bu başka nasıl kaptı yani buna kadar yapıyor? Yo, endi sochim musofirni hajga ayollar jamoasi bo'lsa. Boshqa deymi? Haj bilan ayollar jamoasimas-ku. Bo'ladi. Ha, o'sha kecha bir masalada bo'ladi, bu borada bir nomlar, nomlar. Bo'ladi, bo'ladi. Keyin ma'lum sifatdan bo'ladi, bo'lsa, sen mana hajga ruxsat berib olasan. Haj boshqa narsa. Bunu masalani ko'rganman, haj masalasini. Haj masalasida Shofiyiyda farz hajga ruxsat beradi. Agar nafl qo'shimcha hajga borayotgan bo'lsa, u mahram bilan borsin deydi. Faqat farz bo'lsa, man istitoyiga insabiyaga mahram kirmaydi deb, faqat haji farz bo'lgan paytda ayollarga nisbatan ishlatiladi Shofiyiyda. Buni ham o'zini yakka gap yemaydi-da. Ha? Ayollar jamoasi bo'lishi kerak. Ayollar jamoasi bo'lishi kerak. Malikiyda ham shunday, lekin Hanbali bilan Hanafi haqiqiy ekan. Yo'q, o'sha man istitoyiga u ayollarni bu ayollarning huquqini himoya qilishda bu ayol kishi ojiza, unga erkak kishi kerak bo'ladi. Safarda qiyinchilik bor. Shuning uchun joiz emas. Ya'ni aytmoqchimanki, bu farz ibodat bo'lganligi uchun, ayollarning jamoasi bo'lganligi uchun ruxsat berilgan. Lekin u safarga lichen olishga yoki hamma narsa ishlatib bo'lmaydi uni. Bu bunga ishlatadigan holat emas bu. Hajga ruxsat berilmaydi. Qiyos mal fariq. Endi hozir o'sha yigitga aytdim, bo'lmaydi deganmiz. Bo'lmaydi. Bu birga qolishingiz kerak o'shatda birga oyizlar bilan. Bir xolasi o'lishki. Yo, kimdir mahrami bir qo'yish kerakda? Yo, oborib qo'yibdi o'zi. Yo, boshqa mahrami tashab kelish kerak. Tashab ketibdi, ayollarni jamoasiga tashiydi u belgilangan anaqa. Yo, birorta jiyanini tashab ketish kerak. Erkak kishi. Bir odam mahrami bo'lish kerak deydi. Baribir kimdir bo'lish kerak. Bundan birovni qo'ygandan ko'ra o'zi o'sha onasi bilan birga bo'lgan yaxshiroq emasmi? Shunaqa. Nimadan turadi? To'g'ri. Yana nima savol, nima muammolar? Muammolar ko'p endi. Yetish shart emas, muammoni gaplashib turkizsak, nechamizda? Hozir endi bir yengillik bo'ldi. Ruxsat deyiladiki, imomlarimizga, noiblarimizga erkin mavzuda ma'ruza qilishga qatishdi. Vaziyatga qarab. Oliy ikki mahal vaziyatga qarab jamoatga ma'ruza qilinglar deyilyapti. Endi ikki mahal
her gün mağaza karışık, cemaat, manavlandırıp koyuşluğu aynı bilen suyu içmeyen koyadı. Onun için ki, kem kemden bozayan haftada bir iki mertte erkin mevzudur. Demek ki, çünkü bir kalıp bir çürük koyuştu, daha çok geldi. Live kit mi yaptı? Live kit yaptı. Korkmasayız gel buraya orayı. Korkmasayız gel buraya orayı. Korkmasayız gel buraya orayı. O yaxshi, o'sha ko'p mana shu sizlarning o'zingizlarning tashabbusingizlar, xalqqa diniy ta'lim uchun imomlar xizmat qilsin degandan kelib chiqyapti u. Buni foydasi ko'p. Keyin yana bitta men ko'p gapiryapman buni. Diniy ta'lim haqida biz siyosatni ham to'g'ri analiz qilib qo'yishimiz kerak. Biz hali aytganimdek qo'llab-quvvatlanayotgan guruhlarni ichida emasmiz. Hozir baptistlar, Yehova shohidlari, ateistlar, hattoki tashayyo qo'llab-quvvatlanyapti. Siyosiy davlatlar tomonidan. Salafiylik zotan siyosiy davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Kuch bilan quvvatlanadi ular. O'shaning uchun ular poylab turibdi. Puli ham bor, hamma narsa sharoiti bor. Tiqqiti bir narsa ochilsa, o'zinikini tiqishtira oladi. Qonun hech narsa qila olmaydi keyin. Diniy ta'lim maktablarda diniy ta'lim berish kerak. Bizni gapirtirishyapti. Bizni gapirtirish xohlashyapti. Bilasizmi buni kim qilyapti? Buni ular qilyapti. Chunki ko'proq ularga manfaat. Chunki hozir diniy ta'lim bizda mana hozir sizlar aytyapsiz, masjidlarda mavzuni gapiringlar deyaptimi? Diniy ta'lim shu. Bizga ruxsat bor. Ya'ni islomiy diniy ta'limga oz bo'lsa-da ruxsat bor. Buni kengaytirishlik bor imkoniyatdan qonun doirasida foydalanishimiz kerak. Berdimi sharoit yangi o'rganib davom ettirishimiz kerak. Hozir qonunda diniy ta'limga taqiqni olib tashlasak, hammasi o'tib ketadi. Xo'p, shundan qo'rqib el ochmaslik kerak deysiz. Yo'q, nima deyotganimni aytyapman men. Siz o'rtada savol beryapsiz. Mana hozir bu narsa bizani deylik o'sha toifalar 5% 3% 2% bilmayman. Lekin musulmonlarning soni qancha? Musulmonlarni siz gapni oxirigacha eshitmayapsiz. Oxirigacha eshitmayapsiz. Diniy ta'limdagi to'siq har kim o'zi kirib, bizda diniy ta'lim to'siq yo'q bizda. Masalan, madrasada din o'qitilyaptimi bizda? Universitetda din o'qitilyaptimi? Din o'qitilyapti, lekin qaysi o'quv dargohida boshqa dinni ta'lim o'qitiladi? Savol. Baptistlikni ta'limi bor, madrasasi bormi bizda? Yo'q, nimaga? Haligi qonun asosida yo'q. Bizdagi qatta bor. Bor mana domlalarga o'tyapti. Yo'q, ular ikkita konfessiya bor deyapti. Buning orasida xristianlarning manaqalari bor deyapti, o'quvchilari bor deyapti. Agar kerak bo'lsa, keyingi safar shu ma'lumotni beraman. Yo'q. Qaysi xristianlarning qanaqa tashkilotlari, qanaqa seminarlari bor? Yo'q, u seminariylar borligi, cherkovlari ishlayotgani, o'zi talab qilgani singari doirada bor. Biznikini singari emas-da. Bizikini singari emas, har bir viloyatda yo'q unaqa narsa. Ya'ni mavzuni yarmidan eshitib, montaj qilib odamlar sizga o'xshab tushunyapti-da. Mavzuni men sizga siyosiy tomondan aytyapman. Sizlarni o'chirib qo'ying, gaplashing. Yo'q, siz bo'lmasa, duxingiz yetmasa savol bermang. Ya'ni biz diniy ta'limni har doim tarafdorimiz. Har doim. Mana shu maqtanish bo'lmasin, malaka oshirishdagi darslarni eng katta balogardoni o'zimiz. Qilaylik shuni, odamlar o'qisin, o'rgansin. Dinni imomlar yetkizsin. Ertaga qo'liga qurol ko'tarib ketayotganlar bizga problema qilyapti deyapmizmi? Ha, buni imomlar to'xtatadi, siz to'xtata olmaysiz, hech kim to'xtata olmaysiz. Deb qilyapmiz shuni. Men nimani nazarda tutyapman? Agar u 5%dan qo'rqsa, u bekorga. Qoraka sizni uyingizni nasroniy qilib qo'yishadi. Ishonavering, Sharqiy Temirni ikkiga bo'lib qo'yishdi. Ikkiga bo'ldi davlatni. Milliard dollar pulni shunda tashaydi-da, ertaga baptistlar kiradi. Har bitta mahallaga bittadan cherkov ochadi. 5% qaramaydi ular, ularga 5% kerak emas. Tashqaridan olib keladi madrasani bolalarini. Men nima demoqchiman? Ha, diniy ta'lim bu gapni gapirganimizda sizga o'xshab yarmidan bo'layotgan odam Abror Muxtor Oliy diniy ta'limga qarshi ekan degan xulosaga boryapti. Bu o'ta sayoz tushuncha. Diniy ta'limga meni singari ko'p gapirgan odam yo'q. Men solishtiraman xohlagan odam bilan. Diniy ta'limga maktablarda, bog'chalarda
cinsi tarbiyeni bir iş gerek deyip çıktı doğru mu? Uşanda cinsi demeyle, dini değile deyip makaleler koydum ben. Canlı mülakatlar kıldım. Menge aldım ki çoğamaydı bana mende geliyen. Bu hadir sizge okşagen şaşkalak adamlar ayeti yaptı ki Abraham Muhtar Ali'yi dini talimge karşı. Ya siz kurmagen narsanı kur yapmam ben. Arka izde nargi tamamı da. Kim payet pahala oturuptu? Ben sizge ayeti yapmam. Sizi meslektaşlarınız içi de ateistler var. O tamamını kurmayıp bizde biz. Dini talim yeterli mi? Yok. Ne mi kılış gerek? Ben köprü, ne mi kurgu bir iş gerek diye yapmam. Madrasalarda 16'da 20'de 30'da bala oraya yaptı. Hadice Kübra'ya 20 tane kız oraya yaptı. Kvotunu kupaytırış gerek. Kupaytırış gerek. Dini talim mi? Mevcut yöneliş turuptu. Bizi yutukumuz 95%'dan artık ahalı Müslüman. Bunu mevcut tamamdan kılış gerek. Lekin sabataş usulü var. Sizge gapırtırıp özünün işini kıldıradıklar var. Sizge gapırtırıp. Dini talim mi? Gapırmıyorsunlar mı? Sizler köpsiler ki o. 5%'dan korkasılar mı? Gapırıyorlar dedi de bitti gapırasız. Şunu da kol koyadı. Kanun çıkkandan keyin. Tötte vagonda İncil kırıp geledi ben etki. Siz bilen bizi küçümüz yetmeydi. Bizi untuk tutamayız. Çünkü kanun var bana dedi. Bana kanun var. Ahirgi 3 yılda, yok 4 yılda. Başka din vakillerini davetlerine imamlar sizlerine eşitken bu şeyler gerek. Karşı yapırmayın diyordu. Siz de gemeyti yaptı mı? Ego ve şahitlerine bol da cimtiriler diyordu. Diyordu mu? Ne mi böyle yaptı? Minus böyle yaptı bizge. Minus böyle yaptı. Karakalpak muamma problemi karakalpakta. Çırçıkta problemler var. Yengi yolda problemi var. Onu körme yaptı da biz de köpçülüyü. Biz siyasi vaziyatını doğru tahlil kılışımız gerek. Siz anli, ziyali, yani imamlar içinde anca peşkadam, ahli ilim, qori odamsiz. Lekin vaziyatni sayos tasavvur qilmaslik kerak. Missionerlikka rasmiy. Missionerlikni qonun bilan taqiqlash mumkinmi? Diniy ta'lim-ku. Qanaqa ta'lim? Siz missionerlik-ku. Diniy ta'lim deydi u. Missionerlik faqat bizda emas, boshqa joylarda ham taqiqlangan. Qanaqasiga hozir bu missioner boshqa dindan boshqa din vakilini ta'lim qilishligi kim mumkin? O'sha buni qonun bilan taqiqlab qo'yishligi mumkin. O'sha qonun bilan taqiqlanganda o'sha qonun bilan taqiqlanganda o'sha qonunni olib tashlaydi deyshyapti. O'sha qonun bilan taqiqlangan, o'sha o vijdon erkinligi degan boshqa narsa. Masalan, vijdon erkinligi bu kishi musulmonmi? Ha? Bu kishini e'tiqodiga men kuch bilan anaqa qilishga haqqim yo'q. Majburlashga haqqim yo'q. Tavsiya mumkin, masalan, tavsiya mumkin. Dinni ta'limotni tavsiyasi mumkin. Lekin targ'ib mumkin emas, dars mumkin emas. Ularni olib borib bir joyga olib borib, uni e'tiqodiga qarshi dars berish mumkin emas. Missionerlik shu asosda mumkin emas. Hozir eng mavzuni eng nozik nuqtasiga urdingiz. Ya'ni bizga nima deyshyapti? Missionerlikka ruxsat beringlar deyapti, qo'pol qilib aytganda. Biz uni dini ta'limga ruxsat berishimiz kerak deb targ'ib qilyapmiz odamlarga. Biz men aytayapmanki, voy, zotan dini ta'lim bor bizda. Yetarli emasligini alohida mavzu. Uni yetarli emasligini men ham aytib turibman, hammamiz bilyapmiz. Lekin bor imkoniyatdan foydalanib turishimiz kerak hozir. Endi gap biz bu tashukki islomga biz dini ta'limni kiritsak, ular avtomatikki dini degani, dini degani faqat islom degani emas. Polni ochamiz ular. Polni eshigi ochilib ketadi. Bizdagi imkoniyatlardan ularniki kengayib ketadi. Buni xohlashyapti. Bu Amerika, qoraka, Amerika shu masalani talab qilyapti. Amerika nima keragi bor? Sizga savol, Amerikaga nima keragi bor dini ta'limni ochlaring deyish. Katta pul tashlaydi, yo'qolib ketadi. Yo, u musulmon emas u. Yo, pul tashlaydi-da u. Yo, u ikkinchi masala, men uni aytdim. Sizga savol. Amerika O'zbekistonda dini ta'limni ochishing kerak deyapti. Nimaga? Nima manfaati bor buning? Bizning ichimizdagi odamlar ham buni aytyapti. Manfaati ular o'zlarining ishini boshqa har bir sektorda yonida qo'llab-quvvatlaydi. Ochib tashlamoqchi. Missionerlik haqiqatda orqasida siyosat bor. Orqasida katta siyosat bor. Bu yerda men xulosani aytib qo'yay. Biz birodarlar dini ta'limni kengayishligi tarafdorimiz. Nimaga?
Hozirgi suhbatimizda ham boshidan aytdik biz. Fiqhni o'rganishimiz kerak, islomning asosini o'rganishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak, qissa holdikdan qutulishimiz kerak, zaif mavzu to'qilgan narsalardan qutulishimiz kerak, odamlarni diniy saviyasini oshirishimiz kerak. Bu ta'lim bilan bo'ladi. Bu ta'limga hozir nima imkoniyatimiz bor? Hammangiz imomsiz, mihrobda turib gapiryapsiz. Diniy ta'lim bu. Bu diniy ta'lim bu, quruq da'vat emas u. Bu imkoniyatimizmi? Ha. Mana o'zingiz aytdingiz hozir masjidlarda 31 kunlik programma tuzildi. To'g'rimi? Har kuni bittadan mavzuni gapiring. Diniy ta'lim bu. Endi mutasaddilardan iltimos, talab. Nima qilish kerak? Madrasalarda kvotani ko'paytirish kerak. Toshkent Islom institutini magistraturasini ochish kerak. Buxoroda oliy ma'hadni magistraturasini ochish kerak. Samarqanddagi hadis markazini magistraturasini ochish kerak. Kengaytirish kerak. Mana shu bor jabhani kengaytirish kerak. Lekin missionerlarga ham imkon beradigan boshqa diniy ham ta'limini, ularni ham magistraturasini tashkil qilish mumkin bo'lgan ishga bizni tilimiz bilan, bizni qo'limiz bilan harakat qilishyapti. Buni bunga ogoh bo'laylik deyapman. Bu deganim diniy ta'limga qarshi deganim emas. Buni bitta misoli bor. Siyosatchilar o'tirib, o'z sohasida ishlayapti ular. Biz madrasa o'qidik, ma'had o'qidik, faqat imom bo'lib xalq ichida yurdik. Siyosiy o'yinlarga u qadar uquvimiz kuchli emas, tan olish kerak hammamiz. Biz o'zimizni ham. Amir Temur haykalini oldida LGBT chiqib nima dedi? 2 hafta. Nima dedi? Biz dedi miting uyushtiramiz dedi. Odamlar e'tibor bermadi, nima dedi? Xasti imomda miting uyushtiramiz dedi. Xo'p, bu yerda turgan odam men miting uyushtirsa borib to'polon qilib sindirib urib tashlayman dedi. Men unga aytdimki, "Ho, chiqma, chiqma, kallang joydami?" dedim. Desam, "Sen LGBT'nin tarafini olayapsan," deyapti. O'yinni ko'ryapsizmi? U nima uchun xasti imomda miting qilmoqchi? Savol. Maqsadi provokatsiya. Maqsadi odamlar chiqsa-da, LGBT'ni 3-ta 4-tasini urib pachag'ini sindirib qilsa-da, xalq ko'chaga chiqib qon ko'rib janjal bo'lgandan keyin ularni boshqa tomonga bursa, siyosiylashtirsa. Bu uslublar bu. Bu uslublarga biz aldanmasligimiz kerak. Hazrati Umar aytadilar, biz birovni aldamaymiz, birovdan aldanmaymiz ham biz. Biz aldanmasligimiz kerak. Ular, "Sen musulmonmisan?" deyapti. "Ha, chiq LGBT'ga qarshi," deyapti. U aytayapti ana ular. Bitta qizni yonib ketgan rasmini ko'rsatib, "Falastinga bormaysanlarmi?" deyapti. Hozir men sizga aytsamki, Falastinga hozir bormang desam, men Falastinni yahudiylar tarafini olgan bo'lamanmi? Shunaqa o'ylayotgan odam ahmoq odam. Balki men musulmonlarning tarafini olayotgan bo'laman. Oy, ular shu o'yinga seni tortyapti. Kecha bitta odam aytdi menga. Falastinda o'rtog'im bor dedi. Falastinda. O'rtog'im bor dedi. Telefon qildik. O'zi Misrdami, qattadir o'qigan, o'qirgan, bilan birga o'qigan ekan odam. Janjal to'polon boshlanganda ketdi u yoqqa. Millatni himoya qilaman dedi. Telefonda gaplashib turibman dedi. Telefonda nima deysiz, bu yoqdan odam borgani yaxshimi desa, "Hay hay" debdi. "Yo yo" debdi. Sizlar kelsalar xalaqit qilasizlar. Chunki sizlarni boshqa odam bitta birinchidan kira olmaysizlar. Kelsanglar, shuni xohlayapti ular. Tashqaridan mana terror tashkilotlariga yordam beryapti deydi, uradi. Bahona qilib o'tiribdi o'zi. Bu gapni gapirib, odamlarni ko'zini ochishga harakat qilsak, provokatsiya qilishyapti. Bizni gapimizni men bilib turibman, kim sabotaj qilyapti. Mening gapimni montaj qilgan Ozodlik radiosi. Mening gapimni montaj qilayotgan Zafar Solijonov degan dahriy sifat bola. Mening gapimni montaj qilayotgan Temur Malik degan galiboy bola. Ular montaj qilyapti, go'yo musulmonlarga qarshi qo'yyapti meni. Bitcoin. Bitcoin masalasida chiqib olib bittasi aytyapti menga. "Qora aka, sizlar orqada qolib ketgansizlar," deyapti. Nimaga? Bitcoin'ga fatva berishinglar kerak deyapti. Menga. Men nimaga fatva berishim, menkuma olinmas, menga fatva beradigan senga. Lekin nima uchun ulamolar bunga fatva berish kerak? Chunki Bitcoin butun dunyoda hozir pul birligi sifatida tarqayapti. Nimaga sizlar jim o'tiribsizlar? Men unga qarshi gapirsam, go'yo musulmonlarni orqada qoldirayotgandek taqdim qilishyapti odamlarga.
Aslı da ben nima deyapman, oy, sen pulini asrab koy, uxlaysan ertaga. Orqasi yomon buni. 57 ming dollar edi shu gap gaplashayotganimizda. 57 ming dollar edi. Ha, fatvo bering, rosa gaplashdi. Men oxiri aytdim, to'g'risini ayt, qancha pul tikkansan dedim. Ya endi qo'yavering dedi. Ya sen pul tikkansan-ki, o'shani oqlab olsin, ulamolardan fatvo qidiryapsan sen. Ulamolar seni pulingni oqlab berish uchun fatvo bermaydi. Hozir bilasizmi qanchaga tushdi? 27 ga tushdi. Har kuni ketyapti orqaga. Har kuni. A bu spekulyatsiya. 50 ta olib qo'ygan odam 30 ming dollardan qancha uxladi? 150 ming dollarmi? Yo 1.5 million. 1.5 million dollar uxladi. A buni bu bunga o'xshagan narsani orqasini o'yinini ko'rib turib gapirayotganimizning sababi biz o'zimizning manfaatimizni himoya qilish. Hargiz diniy ta'limga qarshi emasman men. Diniy ta'lim, diniy ta'limi ichida yuribmiz o'zi. Voy, o'qi, dinni o'rgan. Qistaholikdan qutul. Şeriatını, hakikatını tarkat eyleyik diyetmez. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruke ve netûbü ileyk. Ve âhiru davâna enel hamdülillahi rabbil âlemîn. Amin.